Evet sevgili dostlar, sponsorlarımızın katkısıyla hazırlanan videomuz hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Değerli arkadaşlar, Arda Birben'in güzel bazı cümleleriyle başlayayım. Aynı zamanda da kendi duyumlarımı da ekleyeyim. Fenerbahçe'de kadro planlaması netleşmeye başladı. İsmail Kartal 2 gündür, ki bugün 3 oldu, tesislerde kalıyor ve yoğun mesai harcıyor. 30 Haziran itibariyle güncel durum şu şekilde. Yani dün itibariyle güncel durum şu şekilde. Gönderilmesi istenen isimler. Gustavo Henrique. Bu arada bir şey söyleyeceğim. Gustavo Henrique için birden fazla takımın talebi var. Bu bir. İki, Nazım Sangare. Nazım artık düşünmeyin. Üç, Diego Rossi diyor. Bununla emin değilim. Dört, João Pedro. Bunda da emin değilim. Yani João Pedro konusunda git kendine kulüp bul falan filan denilmedi. Beş, Serdar Dursun diyor. Ben Serdar Dursun konusunda da emin değilim. Ha şu var. Neydi o? Umut Nayır olayı doğru. Doğru Umut Nayır olayı. O yüzden de insanların aklına şu geliyor. Madem Umut Nayır gelecek demek ki Serdar Dursun gidecek diye. Yok, şimdilik böyle bir şey yok. Temsilcisi kulüp arayan isimler. Altay Bayındır diyor. Ben şöyle söyleyeyim. Altay Bayındır'ın menajeri her türlü teklifi getirebilir. Fenerbahçe'ye 8 artı teklif geldiği anda da düşünülür. Miguel Crespo. Crespo'nun menajeri son sözleşme yenileme görüşmesinde biraz yanaşmadı. Aslında biraz tepki aldı. Bu ondan, yoksa Crespo İsmail Kartal'a devam eder diye düşünüyorum. Joshua King diyor. Benim, bak ben çok sorduruyorum, soruşturuyorum. Joshua King'e dair hiçbir şey yok ortada. Yani gidecek, menajerine yetki verildi falan bir şey yok. Teklif yapılan veya geniş transfer listesinde olan isimler. Livakovic, ben olmaz gözüyle bakıyorum. Rui Patricio, külliyen yalan. Matija Perin, Perin bize önerildi. Belki de bak Livakovic'i hızlandırmak içindir. Bir şeyler yapmak içindir. Başka? Bekao, Bekao'da fiyatı yükselttiler. İnmelerini bekliyoruz. Yani bugün inseler belki transfer gerçekleşecek. Mert Müldür. İçimden bir ses, bu sefer Mert Müldür olacak diyor. Hani 2,5 milyon euroyu kabul edecekler diyor. Cuadrado. Onunla ilgili konuşacağım. Wilfred Zaha. Zaten Zaha ismi çok gündemde olan bir isim. Bir de Orsolini. Orsolini arkadaşlar Türkiye'ye gelmeyecek. Kesinlikle gelmeyecek. Onu söyleyeyim. Mesela Renato Sanchez'i falan haberini yapmalarını beklerdim. Çünkü Renato Sanchez görüşüldü ama bizimkiler sağlık raporunu beğenmedi. Yani ne haddimizeyse, o da ayrı bir mesele. Eminim futbolcu gittiği yerde hiç sakatlanmayacaktır sezon boyunca. Çünkü bu Fenerbahçe'nin kaderi. Bu dediğimi unutmayın. Muhtemelen sakatlanmayacaktır oyuncu. Yani durum bu. Bakın orta saha çok çok merak ediliyor Fenerbahçe'de. Bir Arda Güler meselesi. Mesela Arda Güler'le ilgili konuşalım. Barcelona Başkanı Laporta, Sportif Direktör Deco'nun Arda Güler transferi için Türkiye'de olduğunu açıklamıştı. Bunu 2 gün önce söyledi. Bitti mi? Bitmedi. Deco, Arda Güler. Bu arada Deco'nun futbolculuğunu da hatırlarsınız, orta saha. Küçücük boylu bir şeydi. Şimdi Deco, Arda Güler için İstanbul'da dedik. İlk defa Barcelona Sportif Direktörü Deco genç bir yıldız için ülkesine gitmiş arkadaşlar. Daha önce bunu sadece Messi'ye yapmışlar, Barcelona. O da sağlık problemlerinden dolayı olmuş. Fenerbahçe cephesinin işi zor diyorlar. Bitti mi? Bitmedi. Arda Güler transferini bitirmeye çalışıyoruz. Çok yetenekli bir futbolcu. Sportif direktörümüz Deco Arda için İstanbul'da diye de resmi açıklamayı yaptı. Sonrasında haber ajansları, duyumcular, medyacılar, herkes bir duyum vermeye başladı ki haksız da değiller. Mesela Sercan Hamzoğlu. Arda Güler için Barcelona ile yapılan görüşmenin perde arkası diye paylaştı. Barcelona yetkilileri Bodrum'da Ali Koç ve Burak Kızılhan'la bir araya geldi. Bakın Bodrum'da Ali Koç ve Burak Kızılhan. Burak Çağlan Kızılhan. Barcelona Arda'nın bonservisini alıp bir yıl Fenerbahçe'de oynamasını teklif etti. Arkadaşlar bu teklifin orijinali Real Madrid'in teklifi. Barcelona da aynısını teklif ediyor. Barcelona ekonomik kısıtlaması nedeniyle bonservis ücretinin büyük kısmını seneye ödemek istiyor. Ha şimdi oyuncu 17.5'a serbest kalır.
Ama oyuncunun serbest kalma parasının büyük kısmını seneye ödeyelim. Bir kere burada fiyat değişir. Bunu da söyleyeyim. Ben enteresan bir şey de söyleyeceğim. Barcelona'nın teklifinden sonra Ali Koç Arda ve ailesiyle buluşarak oyuncuya bu teklife sıcak baktıklarını iletti. Hani bak bu teklif bize mantıklı geldi dedi. Çünkü Barcelona'nın başkanı Ali Koç Kankisto sürekli her sene futbolcu alırız veririz. Bilmeyen cahil varsa aranızda her sene alıp veririz yani. Tottenham'ın başkanı, Juventus'un başkanı Ali Koç'un kankasıdır. Her sene futbolcu alıp veririz düzenli olarak. Hiç şaşmaz. Şimdi Arda ve ailesi teklife olumlu yaklaştı. Yani düşünmek için süre istedim. İsmail Kartal'la da bir görüşme yapacaklarını belirtiyorlar. Hani takımdaki rolüm nedir? Ne yapacaksın diye. Son kararı buna göre verecek diye. Şimdi ben bu videoyu çektiğim dakika itibariyle diyorum. Arda gider desem yalan olur. Kalır desem yine yalan olur. Gider desem yalan, kalır desem yalan. Gider desem 5 dakika sonra ya bizim için en mantıklısı kalmak deseler ortada kalırsın. Tam tersi desem yine ortada kalırsın. O yüzden çok enteresan. Devam ediyorum. Barcelona Başkanı Laporta, La Liga yönetimi gelecek sezonun planlamasını yaparken Financial Fair Play'i etkilemeden bu süreci yürütmemizi sağlıyor. Arda Güler çok yetenekli bir oyuncu ve transferi bitirmeye çalışıyoruz. Scout ekibimiz uzun zamandır Arda'yı takip ediyor. Deko'nun da bu konuda değerli fikirleri var. Bu transferi gelecek sezon için bitirmek istiyoruz. Bak, gelecek sezon için bitirmek. Yani bu transferi şimdi biz yapalım. Seneye de giyeriz. Ve Deco resmi teklifini sundu. Bonservis ücretinin bir kısmı bu yıl, kalan kısmı ise gelecek yıl ödenecek şekilde bir teklif sunuldu. Bu artık ajanslara da düştü. Demek ki bu %100 doğru. Barça Times diyor ki Arda Güler bir yıl daha Fenerbahçe'de forma giyecek. Şimdi Barcelona gelecek sezon sözleşmesi bitecek oyuncusu Dembele'yi satmak istiyormuş. Ekonomik kısıtlamadalar ve bu kısıtlamayı delmek istiyorlar. Buradan kazanacakları parayla bunu delmeye çalışıyorlar. Ve hani oyuncunun satışından gelen parayla bir şey yapacaklar gibi. Ben şunu da düşünüyorum. Real Madrid bir marka. Son yıllarda Real Madrid markası Barcelona markasının altında ezilmeye başladı. Acaba La Liga yöneticileri ya da La Liga yönetimi ulan biz Barcelona'ya biraz zorluk çıkaralım da Real Madrid gündemden düşmesin mi diyor. Aklıma geliyor. Gürcan Bilgiç. Benim hissettiğim Arda Güler kalmayacak. Sadece doğru takım arıyor ve bunun Fenerbahçe'yi taraftarlarını en az incitecek, ikna edecek şekilde yapmaya çalışıyor. Bunlar İsmail Hoca gelmeden önceydi. Transfer tercihlerinde oynayacağı takım vurgusu var. Ona İsmail Kartal'dan daha fazla sahip çıkan, güvenecek bir isim de bence zor bulur. Fenerbahçe'de bir sezon daha oynamaya ikna edilebilir diyor. Türkçesi şu. Milli takıma gittin Arda. Sana Hakan Çalhanoğlu pas mı attı? Yani hatırlayın ya Kerem Aktürkoğlu götürüyor. Ulan diyor avuta atarım yine Arda'ya vermem diyor. Yaşayacağı şey bu. Kimse bak bizim Arda'mız. Ama Barcelona'nın Arda'sı değil. Barcelona'nın yeni transferi. Osterwolde bizim Osterwolde'miz mi? Yeni transferimiz. Ama tuttu ama tutmadı. Doğru mu? Aması var. Bu da öyle olur. Şimdi İsmail Kartal'ın önceliklerinden biri Arda Güler'i ikna etmek olacak diyor haberin birinde. İsmail Kartal bu hafta Arda Güler'le özel bir görüşme yapacak ve Arda'nın bu sezonda Fenerbahçe'de kalmasını, kadronun en önemli parçası olmasını isteyecek diyor fanatik. Arkadaşlar ben böyle buna şey ayar oluyorum. Ulan Arda'yla görüşecek. Sanki böyle birisi Çin'de, öbürü de ne bileyim böyle Amerika'da falan da uçaktan şey yapacaktı. Lan yan yanalar. Ne görüşmesi, ne görüşecekleri. Gitsin bayram ziyaretine elini öpsün bir şeyler yapsın. Harçlık falan alsın. Ve dün akşam saatlerinde sosyal medyaya bir haber girildi. Real Madrid ile Barcelona Arda Güler için yarış halinde Madrid transferi gerçekleştirip Avrupa'da bir kulübe kiralamayı planlıyor diye sosyal medyaya girdiler. Zehirli okum. Ben size söyleyeyim Real Madrid'in teklifi aslında bu hani alalım ama bir sezon sizde kiralık olsun olayı. Madrid'in de ama birileri sahiplendi. 18 yaşında bir çocuktan bahsediyoruz. Henüz daha kariyerinin başlarında. 55 maç oynamış ona rağmen. Türk ve 10 gol 12 asistlik resmi verileri var. Resmi verileri var. Oynatılacak futbolcu mu? Bence oynatılacak futbolcu. Efsane olacak futbolcu mu? Efsane olacak futbolcu. Ama kestane olabilir mi?
O da olabilir. Olmaya da bilir. Şimdi ben bu videonun başlığını daha çok Arda'yı konuştuğum için herhalde Arda ile ilgili bir şey yapacağım. Son olarak Arda konusunda, yok son olarak değil, bayağı bir şey söyleyeceğim. Ha şunu da belirteyim. Dediğimi unutmayın. Bir tarafa not edin. 17,5 milyon euro konuşuluyor değil mi? 17,5 değil de 27,5 alsak bu kadar tepki olmaz bence. 27,5 artı sonraki satıştan %25 pay. Bence bu kadar tepki olmaz. Ve şunu da söyleyeyim. Zaman geçtikçe bu haberler böyle böyle türedikçe insanlar artık Arda Güler'den tiksinmeye başladılar. Lanet gelsin artık, gidiyorsan git, kalıyorsan kal demeye başladılar. Ben onu da belirteyim. Şimdi bedava gitmesinden iyidir. En az 17,5'a gitmesi. Ama 17,5 da Arda için bedavayla aynı. Yani ha bedava gitmiş ha 17,5'a gitmiş, o da Arda için aynı. Allah var. Ortada bir de böyle bir durum var. Yani ama bir 27,5 artı sonraki satıştan %25 olsa ben artık okeyledim. Onu söyleyeyim arkadaşlar. Levent Ümiteroğlu Arda Fenerbahçe'de kalacak, rahat olun diyor. Senat Ok da Arda Fenerbahçe'de kalmak istemiyor diyor. Yani bu savaşın bir galibi olacak muhtemelen. Ama ben her iki isim için de şunu söylüyorum. Her iki isim de haklı çıkabilir. Yani Barcelona'nın teklifine sıcak bakıyor diyen de var, bakmıyor diyen de var. Bir yıl daha kalmak istemiyor diyen de var. Şimdi Senat Ok diyor ki hani Arda Barcelona'yı istemiyor demiş. Ya arkadaş istemese sportif direktör ta İstanbul'a kadar gelir mi? Bu çocukla daha önce bir ön görüşme olmasa bu kadar şey yapar mı? Bir de Barcelona marka adı. Marka adına zarar verecek. Düşünsene. Daha kalktı İstanbul'a geldi de futbolcu gitmiyorum dedi. Marka adına zarar verildi. Da söyleyeyim. Şimdi bak. Türkiye'de genç oyuncuları tutmak zor. Çünkü etrafındakileri görüyorsunuz. O yüzden de çoğu bedavaya gidiyor. Ya da yanlış yere gidiyor. Ya da bir işaret görüyor. Ben buraya gideyim, burası benim için doğru diyor. Mesela Real Madrid. Allah'ınızı seveceğiz. Arda Güler Real Madrid'de hangi pozisyonda oynayabilir? Hiçbir pozisyonda oynayamaz. Hocam öyle deme, Arda çok iyi futbolcu, yetenekli futbolcu, şöyle böyle. Real Madrid Arda'yı oynatmaz. Barcelona tam parası yok. Ki Arda da kabul etmiyormuş. Sevilla desen ki bak en büyük de örneği ya Emre Demir ya Barcelona'da gelmedi mi ya? Bizim takımımıza gitsin sorsun. Sevilla mesela batıyor diyorlar. Hollanda, Portekiz kulüplerinde ben herhangi bir haber görmedim. Bu çocuk nereye gidecek? O da ayrı bir mesele. Gerçekten çok çok ayrı bir mesela. Bak Ferdi Kadıoğlu. Ferdi için Napoli 20 milyon euroyu gözden çıkardı ve resmi girişimlere başladı diye Elif Buse Araç'ın bir haberi var. Şimdi Arda 27,5 ya da 30 diyelim. Ferdi 20, 50 milyon euro. Çok değerli paralar bunlar. Ama Ferdi için 30'dan aşağı kabul edilmeyecek. Bir de Erşat Hocama da buradan selamlar olsun. Arda mı Ferdi mi diye sorsanız ben Ferdi derim diyor. Haklı. Niye ben de Ferdi derim. Çünkü Arda şu seviyeye geldi. Bak 1,5 sene sonrası, Arda'nın 1,5 sene sonrası belli değil. Belli değil abi. 1,5 sene sonra belki dibi görecek. Ömer Faruk Beyaz. Bu arada kanaldaki müdavimler çok iyi hatırlıyor. Ömer Faruk Beyaz gittiğinde ben dedim ki üzülmeyin dedim. Ulan bir Arda Güler diye futbolcu var altyapıda. Kütürük eriği gibi futbolcu. Diyeceksiniz ki iyi ki Ömer gitti. Bak çatır çatır futbolcu Arda dedim. Ve o günü hatırlıyorlar. Şimdi de bak Bora Aydınlık mesela. Gerçekten çocuğun önü aydınlık. Arda Okan Kurtulan Adana Demirspor'a gitmekte hata yaptı. Israrla söyledim yurt dışına gitmesi lazım diye. Arda Okan Kurtulan aşağı doğru gidecek. Bak Bora Aydınlık var. Eyüp Akçan. Eyüp'ü beğenmeyebilirsiniz ya da öbürlerini Ahmet'i Mehmet'i beğenmeyebilirsiniz ama futbolcunun Fenerbahçe'deki duruşuna bak. Bora Aydınlık'ın müthiş bir PR var. Bir de Emre Demir. Az önce konuştuğum gibi söyleyeyim. Emre Demir. Bak Emre Demir'i hafife alıyorsunuz. Aynısını bak aynı hatayı kimde yaptınız biliyor musunuz? Aynı hatayı Emre Mor'da yaptınız. Hocam iyi futbolcu olsa Dortmund'da tutunurdu. Ya Arda'nın kalıp kalmaması, bir de şunu söyleyeyim. Hani Ardalı Ardasız 4-2-3-1 4-1-4-1 onu söyleyeyim. Yani çok enteresan. Bir de bir şey söyleyeyim.
iyi bir 8 numara Arda Güler'i de zirveye çıkarabilir. Bak unutmadan Cao Pedro, Serdar Dursun ile ilgili herhangi bir haberim yok. Gidecekler şöyle böyle diye. Onu da belirteyim bak tekrar tekrar. Niye söylüyorum? Çünkü böyle bir şey olduğunda herkes bizci izleyecek. Samat da bakalım Samat da yarın kampta olacak mı? Mısır'ın Al Ahli takımı talip oldu diye güzel bir haber verdiler de ama El Ahli'ye yakın kaynaklardan bir tanesi daha doğrusu bu haberi yalanlamış Bilgoal hesabında diyor. Bilmiyorum ne kadar doğru. Ama Samat da gitse Fenerbahçe taraftarı herhalde baya baya mutlu olacaklar. Lazio Miha Zajc'ı transfer etmek istiyormuş. Bundan şeyin haberi var mı Miha Zajc'ın? Bence yoktur. Ya şunu da söyleyeyim. Zajc'sa, bak Zajc çok teklif bekledi. İtalya'dan çok teklif bekledi. Ama beklediği tekliflerin T'si gelmedi. Bak, teklifi geçtim. T'ye gelmedi. T. T'ye gelmeyince de ne oldu? Gidemedi. Yani Lazio teklif yapacak falan filan. Ben zannetmiyorum. İtalya'daki takımları geçin. Börmut diyor Elif Buse Araç. Börmut Osayi Samuel için ikinci kez resmi girişimlere başladı. Börmut bu takım adı tanıdık geliyor mu? Bu takım size bir yerden tanıdık geliyor değil mi arkadaşlar? Börmut. Bence geliyordur. Hatta bu takım tanıdık geldiği için bu videoyu beğenip kanala abone bile olacaksınızdır. İkinci kez girişimlere başlamış Premier Lig ekibi ilk olarak geçtiğimiz kış döneminde de Fenerbahçe ile temasa geçmişti diyor. Hani herkesin şuraya gitti, Dortmund'a gitti, buraya gitti dediği dönemlerde Börmut diyen kişiyi de takip etmenizi tavsiye ederim. Macaristan milli takımı teknik direktörü Marco Rossi. Hocam Rossi'nin Allah belasını ver. Yok o başka Rossi la bu. Ha onun da versin. Rossi değil mi? Hepsi aynı. Atilla Salahi Kimmich ile birlikte oynadılar. Salahi artık son adım atmalı ve bir üst seviye ligde oynamalı. Napoli'ye çok yakışır. Napoli gibi bir kulüpte Serie A'da çok iyi işlere imza atar demiş. Kesinlikle katılıyorum. Yani kesinlikle katılıyorum. Bir 17-18'e de onu kiteleyebiliriz. Rossi demişken İsmail Kartal Diego Rossi'yi takımda görmek istemediğini yönetime bildirmiş. Bunun aslı şöyle. İsmail Kartal gelen teklifleri değerlendirin diyor. Hani nasıl teklife geleceği önemli. Ona göre bakarız diyor arkadaşlar. Premier Lig'e bir gezinin. Premier Lig'den bir 8 numara bulun. Önemli bir 8 numara. Suyu bulandırmadan, kimseye çaktırmadan bu transfer içinde uğraştığımızı söyleyeyim size. Fenerbahçe'ye Premier Lig'den sürpriz 8 numara. Arkadaşlar ismi duyduğunuz zaman şok olabilirsiniz. Ben isim isim vermeyeceğim. Sosyal medyayı takip edin, haberleri takip edin. Emin olun eninde sonunda o ismi duyacaksınız. Ama iş biraz ciddileşti. Şu an için hani iş ciddileşmedi. Şu an yüzde şu kadar desem yalan söylemiş olurum. Ama becerilebilirse İsmail Kartal çok çok istiyor. İsmail Kartal ısrarla 8 istiyor. Ben transfer dönemi için size şunu söyleyeyim. Herkes kaleci falan bekliyor. Kaleciden önce 8. Herkes stoper bekliyor. Stoperden önce 8. Bu dediğimi de unutmayın. Yani bunlardan stoperden önce 8 transferi yapılırsa da şaşırmayın. Şok olmayın. Benim aktaracaklarım bu kadar. İyi ki bu kanaldasınız. İyi ki destekçimizsiniz. Görüşmek üzere arkadaşlar.